Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Gene günlerden bir gün. Öyle işten geldik. Eda'cığım Nisanur'a dersi yaptırıyor. Tabii Yuma Zehra'da Mehmet de tepelerinde. Bu sırada ben de geldim, kendi yemeğimi falan aldım. Şöyle bir göstereyim. Çoban salata yaptım kendime. Çiğdem ablamın yaptığı tavuk sote vardı. Böyle ısıttım yemekleri. Bir salata yaptım kendime. Allah'a şükür karnımı doyurdum. Oturuyorum mutfakta. Öyle spontane gelişti biraz. Biraz da sizlerle dertleşmek istedim. Akıl akıldan üstündür. Birkaç da bir şey danışacağım size. Belki sizler de yorumlarınızla bu durumla nasıl baş etmemiz gerektiğini belki bizlere söyleyebilirsiniz. Onun dışında bugün Nisanur'un kitapları alınacaktı okuldan. Eda gün içinde gitti. Nisanur'un kitaplarını falan aldı. Bugün bir de bizim semtimizin pazarı var. Pazar kuruluyor. Bir de pazara uğramış. Tabii benim bundan haberim yok. Pazardan da sebze falan almış. İşte karnabahar, brokoli, ıspanak, o tarz şeyler almış bugün. Akşam da benden bir şeyler istedi. Ben işten gelirken işte yoğurdumuz yok dedi. Yoğurt al dedi. Süt gelmedi çünkü bu hafta. Süt gelmeyince biz de marketteki yoğurda sardık. Ondan sonra tabii bir şeyler istedi, işte yoğurt, ekmek falan. Ben de gittim markete. Dün de bana şeyi söylemişti. İşte sebze de almamız lazım. Sebze ihtiyacımız var demişti. Sebzemiz yok demişti. Ben de markete girmişken baktım, ne sebze var dedim. Ne yiyebiliriz? Ispanak vardı, ıspanak aldım. Karnabahar vardı, karnabahar aldım. İki çeşit sebze aldım. Bir de eve gelip bakarım ki aynısını o da almış. Ha, bakın karnabahar duruyor burada. Göstereyim size. İşte daha poşetinden çıkmamış karnabahar. Ondan sonra şöyle bir brokoli var. Brokoli duruyor. Neyse, brokoli de vardı markette de en azından onu almadım. Ama bu haftaki sebze ihtiyacımız daha karşılanmış oldu artık. Bu hafta daha pazara gitmeyiz muhtemelen. Karnabahar, işte ıspanaktır. Hepsi var. Bu hafta yeter bize yani. Çünkü o da gitmiş almış. Üzerine ben de tuttum, bugün aldım. Bayağı bir sebzeye doyacağız yani bu hafta. Öyle. Onun dışında dün canlı yayın yapmıştık. Çiğdem ablamı soranlar çok olmuştu. Çiğdem abla biraz uyku ilacı kullanıyor arkadaşlar. Söylemiştim zaten bunu. Uyku ilacı kullandığı için bizim canlı yayınımıza katılamadı dün. Ama yani biraz da bu aralar sallantıda Çiğdem ablam. Niye sallantıda? Bazı şeyler mesela eski huylarına bazen geri dönüyor gibi oluyor. İşte ney mesela? Eski fazla yeme alışkanlıklarına bazen geri döner gibi oluyor. Ben gözlemliyorum bunu. Yani tabii ki kendime soruyorum yani ister istemez. Tamam, bir taşınma evresi geçirdik. İşte yeteri kadar hani belki ilgilenemedik o ara. Tadilat işlerinden, inşaat işlerinden. Yani bir yandan çalışıyorsunuz. Bir yandan mutfağa yetişmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten biraz zor işler, öyle söyleyeyim. Ya üzülüyorum bir de onun adına bu aralar. İşte dediğim gibi yani hani eskiye döner gibi bazı huyları var. İşte öncelikle yeme alışkanlığıyla alakalı. Yani bu konuda çok rahatsızım. Devamlı kendime soruyorum. Acaba neyi eksik yapıyoruz? Neyi yapamıyoruz? Çünkü bayağı bir yol kat etti. Emeklerinin boşuna gitmesini de istemiyorum kesinlikle. Ama bir an önce kestirmeden o da yola girmesi lazım bence.
Bakalım yani böyle bir sıkıntım var. Sizlerle de paylaşmak istedim. Neticede Çiğdem ablamın sevenleri de çok burada. Ya bu konuda hani ne yapabiliriz? Onunla ilgili siz de önerilerinizi aşağıda yorum kısmında belirtirseniz neticede akıl akıldan üstün. Öyle bu şekilde belki birbirimize yardımcı olabiliriz. Ya ben de şeyi düşündüm. Neyi düşündüm mesela? Şimdi Çiğdem ablam mesela diyete başladı. Diyete başladığında kurulu bir düzenimiz vardı. Biz aşağıda evde oturuyorduk. Yeme içme işini sadece bizim evde yapıyordu. Biz burada annemlerin kaldığı eve hiçbir şey almıyorduk mesela. Bütün yeme içme işleri aşağıda oluyordu. Acaba şimdi soruyorum kendime yani. Şimdi dolapta her şey var Allah'a şükür. Dolapta her şey olduğu için acaba diyorum hani bu mu yoldan çıkartıyor onu, kendini tutamıyor, iradesine sahip çıkamıyor. Acaba sorun bu mu diye soruyorum kendime. Hatta bazen de diyorum ki, yani bu eve sadece gündelik, günlük yiyeceğimizi alalım diyorum kendi kendime bazen de. Bilmiyorum ama çok mu vicdansızlık yapmış olurum. Bu konuda sizler de yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi belki yardımcı olabilirsiniz. Edacığım geldi bu arada. Hoş geldin Edacığım. Nasılsın? Selam. Bitti mi ders mersi işleri? Şuradan çayımı çorbamızı Evet arkadaşlar böyle düşünüyorum. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Yani Allah'a şükür biz de elimizden geldiğince alışverişimizi falan yapıyoruz yani. Dolabımızda her şeyimiz var. Bunu işte soruyorum kendime. Acaba yani şimdi Çiğdem ablamın her şeyi elinin altında. Acaba o yüzden mi pek diyetine sadık kalamıyor? Bunu da soruyorum kendime. Bilmiyorum ya da başka bir yol mu izlemek lazım? Hani yani neticede bir yola girdik, terapiye de başladık. İyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Allah razı olsun. Sizler de gayet yardımcı oluyorsunuz. Nisanur Usta neler yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet, bunlar da böyle. Ne güzel oyun kurmuşlar kendilerine. Oynuyorlar güzel güzel. Onun dışında Elmas Sultan burada. Neler yapıyor bakalım? Elmas Sultan neler yapıyorsunuz? Oturuyor, oturuyor. Onlar da Memoş'la birlikte takılıyorlar burada. İyi anlaşıyorlar, güzel anlaşıyorlar. Bu arada Beşiktaş'ımızın maçı var arkadaşlar bugün. Bir yandan da onu takip ediyoruz. Severiz Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ımızı severiz. Bizim Semih de biliyorsunuz gayet koyu Beşiktaşlı. O da çok sıkı bir takipçidir. Öyle. Bakalım Eda'cığım neler yaptı. Sen neler yaptın Eda Sultan? Sultan olabilir mi? Annem gibi diyeyim. Çay koyuyorum ya. Bugün o kadar Yani sultan neticede hani göreceli bir dur, kavram. yakmayayım seni dur. Yakmazsın herhalde beni ya. Ben seni yakmadım, sen de beni yakmazsın. Nasıl Neden gidiyor? olmasın? Bugün aşırı yoruldum Az ben. önce Neden şeyi olduğunu anlattım. bilmiyorum ya. İzleyicilerimize az önce şeyi anlattım. Sen pazardan sebze almışsın ya, karnabahar, brokoli, ıspanak. Ispanakla karnabahar ben de aldım bugün. Onu anlatıyordum az önce. Sen Ne aldın sen? karnabaharla ıspanak aldım ama ben aldıklarımı dolaba koydum. Seninkiler daha burada. Niye öyle yaptık? Habersiz İşte yaptı birbirimize. kurumlar böyle birbirinden habersiz çalışınca, bağımsız çalışınca oluyor öyle şeyler. Halbuki sen Ya bana dün öğlen de çıktık. Pazara gireceğimi söylemiştim sana. pazara gireceğini söylemedin bana. Belki girerim, belki girmem demiştin. Net bir şey söylemedin. Yoğurt da isteyince ben de markete gittim. Markete gitmişken de dedim sebze yoktu. Edacığım dün öyle söylemişti bana dedim. Gitmişken de onları aldım. Genelde hep markette ararsın aslında sen beni. Aynen Hiç öyle. aramadın. Biraz da yoğundu kasa falan. Kasaya geldim sonra geldi aklıma. Arasam mı aramasam mı tereddütte kaldım. Olsun ama ya gene yani neticede ziyan olmaz. Yani bir gün haşlamasını yeriz, bir gün beşamel soslusunu yeriz. Yani. Değişik olur. Tabii canım. Farklı olur. Aynen öyle. Bugün yoğundu. Benim için, bizim için ilk canlı yayın derslere katıldık.
Evet, şimdi bir değişik şeyler yaşadık falan. Dün canlı yayınımızda paylaşmıştık. Nisanur'un sınıfında 2-3 tane arkadaşında Covid çıktı. O yüzden onların sınıfı şu an tatil oldu. Evden yapıyorlar derslerini. Canlı ders oluyor, evet. Ona katılıyorlar. İşte EBA TV'den falan eğitim almaya çalışıyorlar. Biraz Eda'cığım bugün o yüzden de yoğundu biraz. O da elinden geleni yapmak istedi Nisanur için. Ya geri kalsın istemiyorum asla. Çünkü yeni harfe geçtiler. Evet. Yani o harfin neler yeni bir şey öğrendikçe diğerlerini de pekiştiriyorlar. Üstüne kadar da ekliyorlar. Ne yapıyorsun? Bebeğine elbise giydiriyoruz. Benim sofram da burada duruyor böyle. Birazdan toplayacağım. Kaldıracağım zaten. Bir topu iki tabak yani. Benim bu evde yaptığım bu yani. İki tabak, iki bulaşık yapıyorum. Onu da kendim kendime topluyorum zaten. Olsun. Elimden geldiğince de yardımcı da olmaya çalışıyorum. Çok şükür. Rabbime şükürler olsun. Allah yeter ki güç kuvvet versin. Yeter ki insanlar birbirini anlasın. Olmayacak hiçbir şey yok yani. Bir de şey, Nisan'ın da komikti bu sabah, tamam mı? Niye? Öğretmeniyle böyle canlı derse gireceğiz falan. Hani ben de yanında olacağım ya. Aha. Bir de onu istemedi mi anlayamadım. Hani ben utandı benden herhalde. O an çekindi, bir heyecanlandı, bir kızardı, bir şeyler oldu. O da olabilir. Sabah uyandırıyorum var ya, nasıl? Hem gülüyor hem heyecanlı. O da olabilir. Değişik ya. Duygular içinde. İşte, ilk defa bir şey deneyimleyeceği yani. İçin. Önemli olan anlamak lazım yani. Evet, bu arada Eda'cığım çayları koydu. Galeta almıştım ben de. Galeteler nerede? Çayları ama koydum. Ara öğün olarak galete yine koymuştum. O şey, tam buğday ekmeği aldım fırından. Tam buğday ekmeği aldım. Eve elimizden geldiğince beyaz ekmek sokmamaya çalışıyoruz. Yani tabii ki biz işte elimizden geleni yapıyoruz da yani karşımızdaki insanlar bazen sorumluluklarını yerine getirmiyorlar demeyelim de getiremiyorlar bence. Yani ama olacak ya. Olacak şey değil. Allah'ın izniyle olacak. Ben inanıyorum. Ve inandığım şey için de elimden gelen neyse yapacağım. Bu yoldan dönmek yok. Elimizden geleni yapacağız her zaman. Ne olursa olsun ailemiz için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki. Ama işte bazen yani arkadaşlar insanın da yani siz de takdir edersiniz ki hevesi kırılıyor tabii ister istemez. Yani şunu da söylüyorsunuz bazen kendi kendinize. Ya ben elimden geleni yapıyorum da karşımdaki insan, onun için uğraştığım insan neden bazen kendini salıyor diye soruyorsunuz. Soruyorsunuz ya, ama yani nedenlerini de tabii ki anlıyorsunuz. O yüzden asla hiç pes etmek değil. Yok. Yola devam. Koskoca sizler de varsınız. Destekliyorsunuz. Allah'ın izniyle iyi olacak inşallah. Mehmet de huysuz. Onun için biraz daha fazla mesai yapmamız lazım. Ben fazla mesai yaptığımı düşünüyorum. Ya hatta yetemediğimi düşünüyorum artık. Böyle kendime bile bugün vakit ayıramadım, öyle söyleyeyim. Yani, ama yine de gün sonunu iyi kapatalım. İşte önemli olan şu. Yani sen yetemediğin yerde, hani bu ailede neticede biz tek yaşamıyoruz. Bir ekibiz ya burada. Şu an ailede kaç kişi yaşıyoruz biz? 5 biz varız. 2 Çidem ablamla annem zaten var. Zaten annem 7 kişiyiz. Annem olmasa var ya ben bugün aynen hiç öyle. Yani, hiçtim yani. İşte yetemediğiniz yerde elimizden geldiğince birbirimize böyle destek olursak bu problemlerin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Yani Mehmet'e o baktı günün aynen yarısının öyle. Çoğunda. Allah razı olsun. Vallahi Rabbim başımızdan Rabbim eksik etmesin Elmas Sultan'ı. Gölgesi nefesi yeter ya. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, şimdilik veda edelim. Durum böyle. Dediğim gibi size de birkaç soru yönelttim. Yorumlarınızı bekliyorum altta. Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın şimdilik. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Üzere.